Annemde Alzheimer başlangıcı var. Doktorlar ağır kimyasal ilaç yazdı. Bir faydası yok. Bitkisel öneriniz var mı? Görecek olur da bitkisel önerisi olmaz mı? Şimdi Ginkgo biloba aslan yelesi. Ginkgo biloba ile ilgili 4000'den fazla klinik araştırma. Dünyada hakkında en çok klinik araştırması yapılan bitki. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba beyne kan akışını düzenliyor. Beyne. Beyindeki her türlü sorunu yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Kan akışını artırıyor. 1991, 92, 93 yıllarında 36 ayrı klinikte 10.815 demans, Alzheimer hastası üzerinde denenmiş. 10.815. 91, 92, 93. Şimdi 2021'deyiz. Ne kadar insan üzerinde denenmiş? Milyona yakın. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. 4.476 klinik araştırması. Ne demek? Her bir araştırma milyon dolarla başlıyor. Evet, son yapılan bir araştırmada Doktor Madeve ve ekibi tarafından tinnitus kulak çınlamasına karşı etkisi ispatlanmış. Kulak çınlaması. Bu ondan önceki araştırmada Serpina ve Wolschlager Blumenthal Alzheimer hastaları üzerine denemişler. Alzheimer hastalarını tedavi etmişler. 6 artı MS hastaları üzerine denemişler. Ha, çok güzel. Şimdi bununla ilgili çok çok detaylı bilgi var. Yeni olan bu aslan yelesi. Aslan yelesi mantarı harika bir ürün. Geçin harika. Çünkü Profesör Doktor Rita Levi Montalcini beyinde bir enzim keşfetti. Nerve graf faktör denen bu kadının yapmış olduğu buluştan dolayı Nobel ödülü aldı. Tıp Nobel ödülü. 1986. 100 yaşında tıp Nobel ödülü aldı. Belki bir gün sonra ölmüştür. Yazık, erken atsaydı bari. 100 yaşında tıp Nobel ödülü. 100 yaşına geliyor hala çalışıyor laboratuvarda. Düşün. 100 yaşında tıp Nobel ödülü aldı. Rita Levi Montalcini İtalyan asıllı bulmuş olduğu bu buluş, yani beyninizi bir fabrikaya benzetin. O fabrikada yüzlerce, binlerce enzim var. Bu enzimleri de makineye benzetelim. Bu makineler tadilat, tamirat yapıyor. Ama bir anda ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaire vesaire ne oluyor? Fişi çekilmiş makine gibi duruyor. Stop. Durdu. Makine durdu mu ne oldu? Tadilat, tamirat olmayınca beyin çöplüğe döndü. İşte bu beyinde duran makineyi nasıl çalıştırırız diye dünyada birçok ilim adamı düşündü, düşündü, düşündü ama bir işe yaramadı. Çünkü bu enzim çok büyük molekül karmaşasından oluşuyor. Kana karıştıktan sonra beyine gitmesi mümkün değil. Beyin ve omurilik koruyan bir sıvı var. Boz, beyin omurilik sıvısı. Buraya geçmesi mümkün değil. Bununla ilgili Japon ilim adamı Hirozoku Kawagishi bir çalışma yaptı. Yapmış olduğu çalışmada aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde var da bizi ilgilendiren ikisi herikenon, erinasin denen etken maddeler buldu. Bunlar kana karışıyor, direkt beyine gidiyor. Beyin omurilik sıvısını geçiyor, beyine gidiyor. Beyinde fişi çekilmiş makine gibi duran enzimleri tekrar harekete geçiriyor. Çalıştırıyor. Fişi takıyor.
Ne oluyor? Makine çalıştı mı? Yani bu enzim nerf graf faktör beyinde tadilat tamirat yapıyor. Her türlü pisliği temizliyor. Şak 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 kişi kendine geliyor. Çok hastayı Alzheimer, ALS, MS, depresyon, panik atak zaten onlar kolay. Birçok hastayı tedavi ettik kambur. Ama çok enteresan bir olayı anlatayım. Adam bir beyefendi, emlakçı buraya geldi. Kendisi, çocukları için ürünü kullandı. 2 yıl, 3 yıl. Hiç grip olmuyoruz, enerji doluyuz. İyi ki varsınız, çocuklar okulda çok başarılı. Omuz kol kullanıyorlar falan filan. Ama bir hastam daha var dedi. Ona bunların yarayacağını zannetmiyorum dedi. Kim? Annem. Nesi var? Alsan. Dene dedim. Yok ya abi dedim. Doktorlar umudu kesti. Çok hastalığı var. Bir de kadın artık iyice bunadı. Beyin gitti. Hiçbir şeye yaramayacağını zannetmiyorum. Bir bakıcı tuttuk dedi. Bakıyor anneme dedi. İlaçlarını veriyor. İlaçları veriyor. Zehirleniyor. İlacı verdi. Kimyasal zehirli. Daha kötü oluyor dedim. Doğru ama bunlar da bir şey yarayacağını zannetmiyorum dedi. O kadar doktor dedi. Bir şey olmaz diyorlar. Yine sen belirttin. Teklif var, ısrar yok. Bir gün bakıcısı akşam gitmiş. Bunlar da bakmışlar ki anneleri yatıyor, uyuyor. Burada arkadaş, eşimiz, dostumuzun düğünü var. Hemen gidelim, gelelim yarım saat demişler. Takı takalım, gelelim. Bir gitmişler. Biraz geç gelmişler. Bakmışlar ki anneleri oturma odası, yatak odası, mutfak falan filan bütün eve tuvalet gibi kullanmış, pislemiş her tarafa rastgele. Beni arıyor, diyor ki ya gönder. Ne varsa gönder. Neyle ilgili, ne oluyor dedim. Alzheimer. Çok kötü dedi. Psikolojim bozuk. Annem her tarafa pislemiş dedi. Sen gönder, ne varsa gönder. Ne varsa. İyi tamam dedim. Ginkgo, aslan yelesi, ormuz kol, işte spirulina, oregano, bağırsakların da temizlenmesi lazım. Gönderdik. 6 hafta sonra beni aradı. Ya bir mucize oldu. Ne mucize? Annem kendine geldi. Nasıl? Televizyon seyrediyor, sohbet ediyor. Kadın artık normal hayata döndü. Öyle maşallah. 6 hafta. Yani her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Lyons Mene yazın. Lyons Mene. Aslan yelesi demek. Lyon. Lyon pardon. Bir Lyon. Lyons Mene yazacaktım. Yazamadım. Bir kelime eksik yazdık. Evet. Lyons Mene. Nöro regeneratif ve potansiyel of Lyons Mene Mushroom. Ericum erinois. Evet. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan sinir hücrelerini tamir eder. Potansiyel olarak Lyons Mene etkisi, ispat, yaraları iyileştirici mesela. Allah Allah. Yeni çalışmalar olmuş. Kansere karşı, tövbe estağfurullah, bu da enteresan bir şey çıktı ya. Kansere karşı tıklamış. Ericium erinois, yani Lyons Mene Mushroom Extract inhibit metastasis of cancer cell to the lung. Allah Allah. Akciğer kanserine karşı etkisi ispatlanmış. Yeni bir çalışma yapılmış. Buna şey yapayım, tekrar gözden geçirmem lazım. Evet, dünya dönüyor. Klinik araştırmalar sürekli artıyor.